Herkese merhaba, ben Ahmet Arslan. Bu da Akıllı Gelecek programının YouTube'daki 3. bölümü. Bu hafta programımızı 19.sü düzenlenen Bilişim Zirvesi'nden sunuyoruz. Bilişim Zirvesi'nin bu seneki teması Data Talks'tu. Gelelim Akıllı Gelecek'e. Bu hafta yaşadığımız dönüşümden 5 ilginç konuyu sizin için seçtik. Ülkelerin uzay savaşları dünyayı taş devrine döndürebilir mi? Boston Dynamics'in robot köpeklerinden korkmalı mıyız? Yakında aramızdalar. E-spor çılgınlığı. Geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen LoL Dünya Şampiyonası'nın muhteşem final organizasyonu. Harika görüntüler var. Okyanustan toplanarak yalıtım malzemesine dönüşen pet şişeler. Son dosyamızda süper app'ler. Telefonda tek bir uygulamayla hemen hemen her ihtiyacımızı yönetmemizi sağlayan süper app'ler geliyor. Akıllı Gelecek'te her hafta dünyayı gerçekten değiştiren güncel teknolojileri ekranlarınıza getiriyoruz. Bu hafta bizi gelecek için kaygılandıran bir dosyayla başlayacağız. Geçtiğimiz hafta size uzun uzun yapay zekadan, gelecekten neden korkmadığımızı anlatmıştık. Bizim korktuğumuz şey şu anda dünyayı yönetenler ve dünya ile ilgili, gelecekle ilgili aldıkları kararlar diye de eklemiştik. Ve yine şaşırtmadılar. Uzay savaşları resmen başlıyor. Aralık ayında Londra'da toplanacak olan NATO, yeni teknolojileri gerekçe göstererek uzayı yeni savaş alanı ilan etmeye hazırlanıyor. ABD ise çoktan uzay kuvvetleri komutanlığını kurdu bile. Yani bir yerlerde merhaba ben uzay kuvvetleri komutanıyım diyen birileri var. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. O ağaç benim. ABD uzayda hangi durumda? Rusya'nın Ay ile ilgili hedefleri. Çin Mars'ta madenciliğe ne zaman başlıyor? Ve Hindistan bir uyduyu neden vurdu? Tüm cevaplar ülkelerin uzay savaşları dosyasında. Akıl Gelecek uzay savaşlarıyla başlasın. Gelişmiş ülkeler arasındaki olası bir uzaydaki savaş dünyayı taş devrine götürebilir. Bu cümle NASA'da görev yapan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'a ait. Yani bir süper güç uzaydaki herhangi bir ülkenin uydusunu parçalarsa ve bu ülkeler arasında bir inatlaşmaya dönüşürse uzayda çok büyük bir çöplük oluşacak. Yakın dünya o kadar çok kirlenebilir ki bir daha uydu fırlatamaz ve uzaya çıkamaz hale gelebiliriz. Peki bu konuda neden bu kadar endişeliyiz? Çünkü uzayda hakimiyet kurmak isteyen ülkeler ve şirketler arasındaki rekabet hızla artıyor. ABD, Rusya ve Çin dışında Hindistan da bu alanda yatırımlarını hızlandırıyor. ABD bir yandan NASA ile Mars araştırmalarına devam ederken diğer yandan da uzayda gücünü arttıracak yeni atılımlar yapıyor. Bu atılımlardan en dikkat çekeni yeni kurulan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı. Trump yeni komutanlığı duyururken uzayı yeni bir savaş alanı olarak gördüklerini söyledi. Uzay araştırmalarına ABD'den sonra en fazla yatırımı Çin yapıyor. Çin bugün ABD ve Rusya dışında insanlı uzay yolculuğu yapabilme kapasitesine ve tecrübesine sahip tek ülke konumunda bulunuyor. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Çin, 2020 yılında da Mars'ta sondaj çalışmalarına başlayarak uzay madenciliğine adım atacak. Ay'a insanlı misyon projesi olan ülkelerden biri de Rusya. Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'un önümüzdeki 10-15 yıl için planlarında temel amaç olarak Ay'a insanlı misyonlar bulunuyor. Uzay çalışmaları konusunda atılım yapan ülkelerden bir diğeri de Hindistan. 2022'ye kadar uzaya ilk insanlı seyahati gerçekleştirerek bunu başarabilen 4. ülke olmayı amaçlıyor. Hindistan 2019 başında dünyanın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduğunu açıklamış, ancak bu anti-uydu denemesi uzayda kirliliğe yol açacağı endişesiyle ABD tarafından eleştirilmişti. NATO liderleri yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu da üye ülkeye ait bir uyduya saldırı yapılması halinde toplu savunma hükümlerini kapsayan 5. maddenin yürürlüğe sokulup sokulmayacağı konusunu gündeme getiriyor. Görünen o ki teknolojik gelişmeler sayesinde uzaya yatırım yapmak giderek kolaylaşıyor. Ancak 60'lı yıllarda ABD ile Rusya arasında başlayan uzaydaki bu rekabetin gelecekteki sonuçları konusunda endişelenmemek mümkün görünmüyor.
Ülkemizde de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir uzay ajansı kuruldu. Biz bugüne dek alışa geldiğimiz gibi yerli uzay mekiğimiz 2023'te semalarda. Türkiye uzayda hakim ülke oluyor. Bir gece ansızın 82 Mars, 83 Jüpiter, 84 Andromeda haberleri beklerken 10 senelik bir yol haritası açıklandı. Yani sıra dışı bir şekilde popülist davranılmayacak olması bizi umutlandırdı. Hep Norveç mi umutlanacak? May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with us all. Bu haftaki ikinci dosyamız da bazılarınızı kaygılandırabilir. Özellikle de robotlardan ve köpeklerden korkanları. Çünkü robot köpekler 2020'de aramızda. İnsansı robotlar şeytan değil. Bu açıklama köpeğe benzeyen robot Spot'u geliştiren Boston Dynamics yetkililerine ait. Şirket yetkililerine göre bu robotlar kötü değil. Bizim gibi hırsları, egoları, duyguları yok. İnsanların korkuları nedeni bilim kurgu filmleri. O zaman Black Mirror'dan sevip de kavuşamayanlara gelsin. Ne demiştik geçen haftaki bölümde biz? Endişeler robotlarla ilgili değil, sahipleriyle ilgili. İşte Boston Dynamics'in geliştirdiği robot köpek Spot. İzliyoruz. Robotların yetenekleri arttıkça insanların korkuları artıyor. Üstelik bu yetenekli robot köpekler 2020 yazından itibaren aramızda olacaklar. Aramızda derken tabii şimdilik inşaat alanları ve endüstri sahalarında. Tabii şimdilik. Boston Dynamics tarafından üretilen bu köpek benzeri robot Spot'lardan 1000 tanesi 2020 yaz aylarında müşterileriyle buluşacak. Spot söylediğiniz yere gidebiliyor, engelleri aşabiliyor ve ekstrem şartlar altında bile dengesini koruyabiliyor. Arkasında 4 adet donanım modülü taşıyabilen Spot'un yetenekleri isteklerinize göre değişebiliyor. Örneğin bir gaz kaçağı test etmek isterseniz bunu sizin yerinize yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Şirket Spot'u silah endüstrisinden uzak tutmak ve yalnızca iş veya eğlence odaklı çalışmasını sağlamak istiyor. Boston Dynamics şirketini ikna edebilecek iyi bir fikriniz varsa ve e-bet'teki yeterli bütçeyi sağlayabilirseniz Spot'a sahip olabiliyorsunuz. Bu yeterli bütçenin ne kadar olduysa henüz açıklanmadı. E-spor gişe rekortmenlerini de en çok kazananları da geride bıraktı. Dünyanın en popüler filmi günümüzde ne kadar izleniyordur? Hemen söyleyeyim, maksimum 1.3-1.5 milyar dolar ciro yapıyor. Örneğin en son Joker 1 milyar doları geçti. Peki LOL oyunu ne kadar ciro yapıyor dersiniz? Tam 2.1 milyar dolar. Bugün 16 yaşındaki bir e-spor oyuncusu tüm hayatını tenise adamış ünlü bir raketten daha fazla kazanabiliyor. E-sporun geldiği noktayı anlamamız için Paris'te düzenlenen LOL Dünya Şampiyonası final organizasyonunu izlemeniz yeterli. League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası finali geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlendi. Çin temsilcisi FunPlus Phoenix, Alman rakibi G2 Esports'u 3-0 ile mağlup ederek şampiyon oldu. Avrupa'nın süper takımı sayılan, 2019'da katıldığı tüm turnuvaları kazanan G2 Esports'u mağlup etmeyi başaran FPX, dünya şampiyonluğunu ikinci kez Çin Ligi'ne kazandırmayı başardı. Muhteşem bir görsel şölene de sahne olan final heyecanında Awaken ve Riot Games'in sanal grubu True Damage sahne aldı. Finali aynı anda 3 milyondan fazla kişi izlerken, dev mücadelenin sonunda kupa, Louis Vuitton tasarımlı özel çantayla şampiyonların elinde yükseldi. 2020 Dünya Şampiyonası ise Şangay'da düzenlenecek. Şimdilik yaşayabileceğimiz başka bir gezegen yok ve bu güzel mavi gezegeni korumak için atılan her adım bizce çok değerli. Az sonra izleyeceğiniz dosya akıllı gelecek konseptinin sponsorlarından Kingspan'in EcoAlp Vakfı ile kurduğu yeni nesil bir geri dönüşüm ortaklığı ile ilgili. Her yıl okyanuslardan milyonlarca pet şişeyi toplayıp yalıtımlı panele dönüştürüp inşaatlarda kullanıyorlar. İzliyoruz. Kingspan, EcoAlp Vakfı ile okyanus temizleme ve geri dönüşüm ortaklığı kurarak 2025 yılı itibariyle yılda 1 milyar plastik şişeyi geri dönüştürmeyi hedefliyor. EcoAlp Vakfı okyanusun dibinden her yıl 150 ton atık topluyor. Bu atık toplama işlemi balıkçıların yardımıyla yapılıyor.
Balıkçılar ağlarına takılan çöpleri konteynerlere koyup limana getiriyor. Okyanuslardan toplanan plastik şişelerden geri dönüştürülerek elde edilen petler, yalıtımlı panel üretimi için ham maddeye dönüşüyor. Kingspan'in net zero olma sözü doğrultusunda ürettiği, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayan, yüksek enerji verimli yalıtımlı panellerin üretiminde bu ham maddeler kullanılıyor. Atık yönetimi ve enerji verimliliği konusunda henüz başlangıç aşamasında olan inşaat endüstrisinde atılan bu adımlar, sürdürülebilir bir dünya hedefi için büyük önem taşıyor. Bu haftaki son konumuz süper app'ler. Yemek sipariş için ayrı, alışveriş için, ulaşım için, haber okumak, havanın trafiğinin durumunu öğrenmek ya da para göndermek ve sohbet etmek için ayrı ayrı uygulamalara sahibiz. Bilgilerimizi sürekli birileriyle paylaşmak, farklı farklı kurumları muhatap almak, bitmek bilmeyen güncellemelerde cabası. Bir tane app olsa ve bunların hepsini oradan yapabilsek diyen uzak Asyalılar, tüm bu işlemler için Süper App adı verilen uygulamalar kullanıyor. KPMG'nin araştırmasına göre Uzak Doğu ve Asya'da yükselen Süper App akımı dalga dalga batıya yöneliyor. Savunun, Süper App'ler geliyor. Yemek sipariş etmek, ödeme yapmak ya da araç çağırmak. Batı dünyasındaki tüketiciler her bir işlem için ayrı mobil aplikasyonlar kullanıyor. Halbuki bu durum Çin'de böyle değil. Çin'den çıkıp Asya'da yayılmaya başlayan bu süper uygulama akımı, çok sayıda işlemin tek bir uygulama üzerinden yapılmasını sağlıyor. Batı'nın henüz yabancı olduğu süper app'ler, Çin'de ortaya çıkan çok sayıda ürün ve hizmetin bir arada sunulduğu portallar olarak tanımlanıyor. Başlıca örnekleri WeChat ve Alipay. Kullanıcılar bu app'leri iletişim, sosyal medya, alışveriş ve ulaşım gibi çok farklı amaçlar için kullanabiliyor. Bu akımın pek çok sektörü yeniden şekillendireceğini belirten KPMG araştırmasına göre, yakın zamanda Batı'da da görmeye başlayacağımız bu süper app'ler en çok finans dünyasını tehdit ediyor. Ödeme dışında birikim ve yatırım gibi temel bankacılık hizmetleri de sunan bu uygulamalar, müşterilerini geleneksel finans kurumlarından uzaklaştırma potansiyeline sahip. Bu potansiyelin en önemli nedeni ise süper aplikasyon olarak tanımlanan bu uygulamaların müşterilerine dair sahip oldukları büyük veri birikimi. Araştırmaya göre tüketiciler farklı aplikasyonlar kullanmak yerine tek bir aplikasyon istiyor. İstedikleri şey süper aplikasyonların sunduğu uyum ve sadelik. Akıllı Geleceğin YouTube'daki 3. bölümünün sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz bir yerlerde buluştuğumuzu düşünüyoruz sizinle. Programımızı izleyen, beğenen, yorum yapan herkese teşekkürler. Önümüzdeki hafta için bize oldukça heyecan veren bir bölüm hazırlıyoruz. Kanalımıza abone olun ve lütfen geliştirmemizi düşündüğünüz en az bir konuyu yorumlarda bizle paylaşın. Ancak birlikte olursak güçlü oluruz. Daha iyisi mümkün ve bu bizim elimizde. Haftaya görüşmek üzere. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful.